Sizinle irtibatta olmaya devam edeceğiz. Dikkat edin çocuklar. Kolay gelsin. Sayın Babiroğlu, yani durum bu. Çok sayıda öğrenci şu anda orada. Biraz kendilerini de yalnız hissediyorlar. Hala tahliye edilemeyenler var. Ama anladığımız kadarıyla elektrik, su, sizin de dediğiniz gibi günlük hayatı sivillere yönelik aksatacak noktalara bir saldırı olmamış. Olmamış. Bu çünkü Rusya'nın da zaten şu anda harekatını geciktiren konu da bu. Ama Rusya şunu da yapamazdı bugün de. Yani bütün sivil halkın altyapı tesislerini, kamunun altyapı tesislerini yok etse, elektrik sistemini, su sistemini, buna benzer sistemleri, elbette o zaman Rus ordusunun harekatı hızlandırır ki evi çoktan ele geçirdi. Ama bunu yaptığı zaman dünya kamuoyunun da elbette tepkisi var. Yani bunu da yapamaz bugün. Dolayısıyla bu açıdan baktığınızda bu durum var. Ama şunu söylememiz lazım. Benim kendi düşüncem şu. Putin, yani Rusya, biliyorsunuz 2008'de Sorel Bey, 2008 NATO Bükreş Zirvesi vardı. Yani değerli izleyenlerimize onu açıklamak zorundayım ki tarih tekerrür ediyor, bilinsin diye. 2008'de, yani 14 yıl önce Bükreş'te NATO zirvesi yapıldı. NATO zirvesinde o zaman ABD'nin Şahin kanadını temsil eden Başkan George W. Bush vardı. George W. Bush bir demeç verdi. Dedi ki Ukrayna ve Gürcistan NATO üyeliği yönünde adım atıyor, biz alacağız dedi NATO'ya. Böyle bu mealde bir açıklama yaptı. Putin o zaman Rusya'nın başındaydı. Ne yaptı Putin? Bunu söyler söylemez ABD ve NATO, Putin Gürcistan'a müdahale etti. Gürcistan'da bulunan Güney Osetya ile ve Abazya'yı Gürcistan'dan kopardı ve bağımsızlıklarını tanıdı. Bakın, evet. 14 yıl önce. Ama o zaman Rusya bunların bağımsızlığını tanıdı ama Gürcistan'ı işgal etme harekatı yapmadı. Başlamadı Gürcistan'ı işgal gibi, şu andaki gibi. 2014'te biliyorsunuz yine Ukrayna'nın NATO üyeliği söz konusu oldu. Obama o zaman başkandı ABD'nin. Rusya ne yaptı? Yine Putin vardı. Kırım'ı ilhak etti. Ama Kırım ilhak ettikten sonra Odessa'ya ya da Donbas'a ya da başka başkente gidip bir işgal harekatına veya böyle bir müdahaleye girişmedi. Yani şunu demek istiyorum. Stratejik olarak akıllı hareket etti. Evet, uluslararası hukuka aykırıdı ama stratejik olarak akıllı hareket etti. Ama şimdi 2022'de dedi ki Donbas'ı, Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını tanıyoruz dedi. Doğru, tamam, tanıdın. Ama bu sefer ne yaptı? Başkenti de hedef alan bir işgal harekatı, bir müdahale başlattı. Özür dilerim. Bu da Putin'in en büyük stratejik hatası oldu. Eğer sadece o bağımsızlığı tanımayla kalsaydı, şu anda ne NATO ne de Avrupa Birliği birlik beraberlik içinde olmazdı. Kendisine uygulanacak ekonomik yaptırımlar, Rusya'ya karşı uygulanacak ekonomik yaptırımlar da bu kadar şiddetli olmazdı. Demek ki savaş tarihinden, stratejiden ders almamız gereken bir nokta var. Peki. Napolyon gideceği noktayı bilemedi, sınırı açtı, yenildi, esir alındı. Burada gideceği yeri bilemedi Rusya, biraz ileri adım attı, öngöremedi. Bu tabii onların hatası diyelim. Peki şimdi örnekler verdiniz, çok doğru örnekler. O zaman evet, şöyle diyeyim, Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya ezelden beri iki kutup olarak gösteriliyor. Sürekli bir gerginlik çıkıyor aralarında, soğuk savaşa dönüşüyor. Ama hiçbir zaman birebir, yani vekalet savaşlarını kastetmiyorum ama hiçbir zaman birebir bir çatışmaya girmediler karşılıklı. Ve her çıkan gerginlikten de her iki tarafta bir şey kazandı. Şimdi burada sizin anlatımınızdan şunu diyebiliriz. Rusya en azından NATO'nun yayılımını, NATO'nun ilerlemesini uzun bir süreliğine durdurdu. Bu bir kazanımdır. Amerika da Kuzey Akım projesini istemiyordu. Almanya ile Rusya'nın bu anlamda anlaşmasını istemiyordu. O da durdu, o da kazandı. Yani yine tarih tekerrür bu şekilde de etti diyebilir miyiz? Yine gerginliği ikisi yaşadı. Yine kazanan ikisi oluyor. Ama kaybeden ortadaki ülke oluyor. Genel bir değerlendirme yapabiliriz Sorel Bey. Sizin dediğinizi şöyle bir genelleme yapalım. 5000 yıllık yazılı savaş tarihinde, yani ABD ve Rusya, Sovyetler kurulduktan sonra tarihte hiçbir zaman karşılıklı gelip savaşmadılar. Hiçbir zaman. Ama daima her savaş sonrası paylaştılar. Bu tarihi gerçek. Türkiye'nin de buna göre adım atması lazım. Yani ABD ve Rusya hiç savaşmadılar ama her savaştan sonra paylaştılar. Burada elbette olan Ukrayna'ya, Ukrayna halkına oldu. Kesinlikle o. Burada daha sonra eğer Rusya daha fazla hata yapar,
zamanında hedefler ele geçirmezse, daha fazla hata yaparsa Rusya'da daha çok güçsüzleşir ve bu sefer Rusya'da da tabii ABD ve Batılı ülkelerin istihbarat örgütleri var, provokatörleri var, bununla istihbarat savaşları var. Hiç kuşkunuz olmasın, bazı ülkelerde sokak gösterileri, protestolar olur. Belki Rusya'da da Putin aleyhine sokak gösterileri, protestolar olabilir. Ama bu Putin'in değişmesine yeter mi sorusunun cevabı sanmıyorum. Çünkü Putin orada güçlü bir sistem kurmuş kendine yönelik, ama zayıflatır. Hem dünya arenasında Putin'i zayıflatır, hem içeride de zayıflatır. Fakat burada Rusya'nın bu şekildeki işgal planının o Donbas hariç diğer bölgelerde, özellikle başkente yaymasının en büyük sonucu ne? ABD'nin istediği gibi NATO'yu ve Avrupa Birliği'ni yanına çekmeyi başardı. Bütün ülkeler şu anda Ukrayna'ya asker değil ama silah yardım göndermeye başladılar. Bu Rusya'nın aleyhine, ABD'nin lehine. Bir konu daha var sizin söylemediğiniz ama savaşın tabii görünmeyen yüzüdür bu maalesef. Ne yazık ki öyle. Savaş sadece cephede askerlerin birbirini öldürmesi ya da ölmeleri ya da yaralanmaları, o facia değil. Savaşın asıl görünmeyen, asıl facia, büyük felaketi cephe gerisinde yaşananlardır. Evet. O sivil çocukların kaybolması, kadınların ölmesi, yollarda çeşitli sistem, yani yorgun, bitap düşmeleri, başka yerlere gitmeleri gibi. Fakat bunun dışında ABD'nin şöyle bir politikası var. Savaş için para, para için savaş. Ve bu çark sürekli dönüyor. ABD'nin şu anda tarihte olmadığı kadar savaşa ihtiyacı var. Bu savaşta ne yaptı? Bir, NATO'yu, Avrupa Birliği'ni mi yanıma çekeceğim, Rusya'yı şeytanlaştıracağım ve Rusya'ya karşı bir cephe oluşturacağım. Şimdi Putin'in bu Kiev işgal planı bunu sağladı. Eğer sadece Donbas'ta kalsaydı sağlamayacağım. Bu da onun, Rusya'nın hatası. İkinci ne sağladı ama ABD? Ben onu söylüyorum şimdi. Trump zamanında ABD özellikle Körfez ülkelerine silah satışıyla rekor kırdı. Şimdi Biden o rekoru kırmak üzere. Biden, yani ABD, bu pandemi nedeniyle ekonomisinde oluşan, meydana gelen boşluğu, olumsuzluğu bu Ukrayna üzerinden bütün Doğu Avrupa ülkelerine, İsveç'e, Finlandiya ve dünyanın bazı ülkelerine ve Rusya'yı kendine tehdit olarak gören diğer ülkelere aşırı silah satışı sağlayarak şu anda Trump'ın rekorunu Biden kırmak üzere. Bu da 20 küresel silah şirketi var Sorel Bey dünyada. Pastanın, yani silah pastasının, satış pastasının elinde tutuyor. Bunun 12'si ABD'de. Ve ABD bunun yaklaşık %37-%40'ını. Yani dünya silah ticaretinin %37-40'ını ABD elde bulunduruyor. İşte Biden bunu da ülkesine sağladı. Bir kurbana ihtiyacı vardı bunu sağlamak için küresel silah şirketlerinin. Ukrayna onlar için paha biçilmez bir aktördü maalesef. Bu da orada geçti. Burada ayrıca ne yapıyor biliyor musunuz küresel güçler? Yeni silah sistemlerini test ediyorlar. Deniyorlar. Evet. Bu da tabii evet. Savaşın korkunç yüzü de bu. Ama sonuç itibariyle şu anda bıçak ağzındayız. Bıçak ağzındayız. Kader anı şu anda hem Rusya için hem ABD, NATO için. Eğer Rusya hata yapmaz ve Kiev'i zamanında kontrol edip yönetimi değiştirmeyi başarırsa hedeflediği, o zaman kazanan diyebiliriz. Zafer diyemeyiz ama kazanan. Ama Rusya bu hedefini ele geçirmez ve şu anda mevcut Kiev yönetimi iktidarda kalar, devam ederse bu kez savaş, Sorel Bey, hibrit savaş dediğimiz vekalet savaşına dönüşecek. Peki. Vekiller üzerinden savaş, yani işte Çeçen savaşçılar gelecek, Wagner grubu gelecek, ABD'nin özel askeri şirketleri, para harcayan askerleri, terör örgütleri gelecek ve burada Rusya'nın askerlerini, Rusya ordusunu yıpratmaya çalışacak ama sonuçta olan Ukrayna halkına ve Ukrayna'ya olacak maalesef. Peki. Türkiye burada, Türkiye 1936 Montreux Boğazlar Sözleşmesi'ne sıkı sıkıya bağlı kalması. İyi ki Montreux Boğazlar Sözleşmesi var. İyi ki o kahraman kadro bunu imzalamış. Onun için bu sözleşme Türkiye'yi şu anda kilit bir ülke haline getirdi Boğazlar'da. Onun altını çizelim. Sayın Babiroğlu, çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için, değerlendirmeleriniz için. Sorel Bey, iyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Devam edeceğiz biz. Hemen tekrar Harkov'a gideceğiz. Yine öğrenci arkadaşlarımız var. Orada mahsur durumdalar. Osman Emirhan Doğru ve yanında arkadaşları da var. Hemen neredesiniz, bize bir sığınak mı orası, bulunduğunuz yer? Harkov'un neresindesiniz? Durum nedir?
Burası yurdun sınırı, botanik sat bölgesindeyiz. Evet. Yaklaşık 500 metre uzaklıkta bir yere bomba düştü. Başka bir